Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bu hafta sizlerle Mayıs ayında okumayı planladığım kitapları paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz geçen ayda Mart ayında okumayı planladığım kitapları paylaşmıştım önceden sizinle. Benim için amacına uygun bir video olmuş oldu. Birincisi, bütün okumayı planladığım kitapları ayın başına seçtiğim için bir ay boyunca hiç böyle bir soruyla kafam karışmamış oldu. Biri bittiği zaman hiç kafamı karıştırmadan diğerine başlamış oldum. İkincisi ise orada bahsettiğim gibi eğer sizin de ortak kitaplarınız varsa beraber okuyabiliriz demiştim. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. O kitaplar arasından iki tanesini farklı arkadaşlarla birlikte okumuş oldum. Bu da benim için oldukça keyifliydi. Bu yüzden bunu devam ettirmenin doğru olacağına karar verdim. Ve şu anda da Mayıs ayında okumayı planladığım kitapları sizlerle paylaşacağım. O zaman isterseniz kitaplara geçelim hemen. Mayıs ayında da toplamda 9 tane kitap belirledim okumak için. Bunların arasında zaten çok sevdiğim, kalemine hiç yabancı olmadığım yazarlar da var. Fakat ilk kez okuyacağım yazarlar da var. Birincisi Sabahattin Ali'nin bir kitabı olacak. Çakıcı'nın İlk Kurşunu. Uzun zamandır Sabahattin Ali okumadığımı fark ettim ben. Çünkü zaten okumamış olduğum çok az kitabı kaldı Sabahattin Ali'nin. Onları peş peşe okuyup tüketmek istemediğim için uzun aralıklara bölüyorum bunları. Bu nedenle Mayıs ayında Sabahattin Ali'nin bir kitabına yer vermek istedim. Ve raftan Çakıcı'nın İlk Kurşununu aldım. Bu kitabın içerisinde toplamda 4 tane hikaye, 11 tane şiir ve daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış makaleleri yer alıyor. Ölümü nedeniyle hiçbir yerde yayınlanmayan, sandığında kalan eserlermiş bunlar. Bu yüzden benim için ekstra değerli aslında. Çünkü son nefesiyle bize ulaştırmak istedikleri hikayeler bunlar ve makaleler. Bu yüzden büyük bir merakla okuyacağım bunu da. Bunlar Sabahattin Ali'nin izniyle daha önce yayınlanmamış olduğu için yayınlamakta da biraz tereddüt etmişler aslında. Fakat daha sonra yaptıkları ufak derlemelerle yayınlamaya karar vermişler. Bence doğru da bir karar vermişler aslında. Çünkü Sabahattin Ali'ye, onun kalemine duyduğumuz açlık oldukça fazla. Eminim onu sevenler de benim gibi düşünüyorlardır. Eğer siz de bu kitabı okumadıysanız Mayıs ayında birlikte okuyabiliriz. Ve okumayı planladığım ikinci kitapsa Tolstoy'un İlk Gençlik kitabı. Biliyorsunuz Mart ayında bunun çocukluk kitabını okumaya karar vermiştim. Yazarın otobiyografik işlemesi olan Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençlik kitaplarının ikinci kitabı bu da. 1854 ve 55 yılları arasında Kırım Savaşı'nda teğmenlik yaptığı dönemde yazmış bunları da. Ve ilk olarak bir dergide yayınlanıyor aslında. Daha sonra kitap haline dönüştürülüyor. Oldukça samimi ve sade dili olduğu da söyleniyor. Zaten Mart ayında çocukluk kitabını okumaya karar vermiştim. Bu kitapta ise biraz daha büyümüş lise çağlarını hem gerçek hem de kurgu katarak yazdığı bir kitapmış. Bundan meraklı okuyor olacağım ben. Bir sonraki kitabımsa Stefan Zweig'den Amok Koşucusu olacak. Stefan Zweig zaten birçoğumuzun okumaktan en çok zevk aldığı yazarlardan bir tanesi. Okuduğum kitaplar üzerinden konuşmam gerekirse bence her kitabının farklı bir büyüsü var Stefan Zweig'in. Yeri geliyor çok ince bir kitabını okuyorsun ama çok bambaşka bir dünyada buluyorsun kendini. Fakat bu kitapların en temel özelliği bence insan ruhunu çok güzel tasvirliyor olması. Farklı cinsiyetlerde, farklı yaş aralığına sahip ve bambaşka özelliklerde karakterler görüyorsunuz kitaplarında ve hepsinin ruhunu büyük bustalıkla size yansıtıyor bence. Benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Ama Kuşcucusu da çok fazla her yerde gördüğüm ve çok övgüyle söz edilen kitaplarından bir tanesi. Benim de kitaplığımda duruyordu ve Nisan ayında okumaya karar verdim. Ve sonraki kitabımsa Franz Kafka'dan Dönüşüm olacak. Bu kitapta uzun zamandır okumak istediğim fakat bir türlü sıra gelmeyen kitaplarımdan bir tanesiydi benim. Bu videoları çekmemin bir artısı da bu oldu benim için. Çünkü sakin bir kafayla karar veriyorum önümdeki bir ay boyunca okuyacağım kitaplara ve daha doğru tercihler yaptığıma inanıyorum. Hatta birkaç defa da dönüşümü başlamaya karar verdim ben ama bu sefer de bende olmadığını fark ettim. Yani o kadar kanıksamışım ki ben bu kitabı kitaplığımda var zannediyorum almadığım halde. Bunu da İstiklal'deki bir sahaftan almıştım ve Mayıs ayında da okumaya karar verdim. Dönüşümde ilk önce yine bir dergide yayınlanan Kafka'nın en uzun ve en bilinen öykülerinden bir tanesi aslında. Franz Kafka aslında başka bir roman yazarken sıkılıp ara verdiği bir dönemde yazıyor Dönüşüm'ü. O sıkıldığı dönemde nasıl bir öykü yazmış oldukça merak ediyorum ben de. Eğer siz de henüz okumadıysanız birlikte Mayıs ayında okuyabiliriz bunu da. Ve sonraki kitabım Jack London Beyaz Diş. Beyaz Diş'te benim yazarın gerçekten çok merak ettiğim kitaplarından bir tanesiydi. Hatta Beyaz Diş'i almak için kitapçıya gidip hadi bunu almışken bir de diğer kitabını alayım deyip Demir Ökçe'yi almıştım ben. Fakat sonra enteresan bir şekilde Demir Ökçe'yi okudum ben ve Beyaz Diş yine kalmış oldu. Farklı bir konusu olduğu için çok büyük merakla okuyacağım bir kitap bu benim. Bunu da Mayıs ayında okuduktan sonra yazarın diğer kitaplarını alma hakkında göreceğim kendimde. Çünkü Vahşetin Çağrısı'nı çok fazla merak ediyorum. Aslında bir tereddüt de yaşamadım değil. Çünkü Vahşetin Çağrısı'nı mı önce okumalıydım, sonra bunu mu okumalıydım diye düşündüm ama o şu an elimde yok ve Beyaz Diş var. Artık daha fazla bekletmeden Beyaz Diş'i okumaya karar verdim.
Ve sonraki kitabımsa Minnesota'dan Deli Kadın Hikayeleri olacak. Minnesota tarzını, kalemini çok fazla merak ettiğim bir yazardı benim. Fakat hangi kitabından başlamanın doğru olduğunu asla bilmiyordum. CNR Kitap Fuarı'na görevli olan arkadaş yardımcı oldu bana. Hiç okumamış bir insanın Deli Kadın Hikayeleriyle başlamasının doğru olacağını söylemişti. Ben de onun fikrine saygı duyarak bu kitabı aldım ve Mayıs ayında okumayı planlıyorum. İçinde toplamda 21 tane kadının öyküsü yer alıyormuş. Ve şöyle bazı sayfalarında çizimler de var. Bir yerde bu çizimleri eşinin yaptığını okumuştum ben. Oldukça merak ettiğim bir kitap bu da benim. Umarım beğenir ve diğer kitaplarını da almış olurum Minnesota'nın. Mayıs ayında okumayı planladığım bir diğer kitapsa yine çok fazla meşhur olan ama benim okumadığım bir kitap. Babalar ve Oğullar olacak. Ben sanki geçmiş bir zamanda bu kitaba başlayıp yarım bıraktığını, hatta birkaç sayfa okuduktan sonra yarım bıraktığımı hatırlar gibiyim aslında. Fakat bu geçmiş zaman okuma hızımın şimdiki gibi olmadığı, hatta kitap aşkımın bu kadar tutkulu olmadığı bir dönemde. Bu yüzden asla yarım bırakacağımı düşünmüyorum şu anda bu kitabı. Kuşak çatışmasını ele alan bir konusu olduğunu okudum ben. Ve aslında kitabın arkasındaki yazı beni çok fazla etkiledi. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. O zamanlar yeni bir şey olduğunu hissettim. Yeni insanlar görüyordum ama nasıl hareket edeceklerini, onlardan ne bekleneceğini bilemiyordum. Ya susacak ya da ne biliyorsam yazacaktım. Ben de ikincisini seçtim. Bence iyi de olanı seçmiş aslında. Çünkü bazen gördüklerin karşısında susmanın sancısı çok büyük ve çok fazla şiddetli olabiliyor. Böyle durumlarda yazmak rahatlatıcı da bir şey aslında. Bakalım yazar böyle bir sancıyla nasıl bir hikaye paylaştı bizlerle. Oldukça merak ederek okuyor olacağım bunda. Sonraki kitabımla asla şaşırmayacaksınız. Çünkü Ece Temel Kıran'ın devir kitabı olacak. Bu roman uzun zamandır aslında benim kitaplığımda. Fakat bir türlü sıra gelmemişti buna da. Ayşe ve Ali adında iki karakterin dilinden 1980'leri anlatan bir romanmış bu da. Normalde siyasi kitaplara karşı hep mesafeliyimdir ben ama siyasi bir yönü de var aslında bu kitabın. Fakat ben Ece Temel Kur'an'ın bakış açısına ve kalemine çok fazla güvendiğim için severek okuyacağıma inanıyorum. Bunun da arkasında susmakla ilgili güzel bir yazı var. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Demiş ki Ece Temel Kur'an, ben artık susmak istemiyorum. Çünkü insan belki hiç konuşamaz bir kere susarsa. Kuğu gibi dili dışarıda kalır, ses çıkmaz. Hiç susmamasını dilediğim yazarlardan bir tanesi Ece Temel Kur'an'da benim. Beni oldukça heyecanlandıran bir kitap. Ve Mayıs ayında okumak için kendime seçtiğim son kitapsa Ne Güzel Şey Yaşamak Be Kardeşim diyen Nazım Hikmet olacak. İlk kez Nazım'ın bir romanını okuyor olacağım. Bunun için ekstra heyecanlıyım. Bu kitabın konusu ise Osmanlı'nın son dönemlerinde geçiyormuş. İçerisinde Nazım'ın kendi yaşamış olduğu gerçek hayatından da alıntılar olduğu söyleniyor. Bunu okurken daha net bir şekilde görmüş olacağımı düşünüyorum. 1962 yılında yazmış Nazım bunu ve 1966 yılında ilk kez Türkiye'de basılmış. Hem ilk kez Nazım'ın bir romanını okuyor olduğum için hem de içerisinde gerçek yaşamdan alıntılar olduğunu duyduğum için çok fazla beni heyecanlandıran bir kitap bu da. Eğer siz de düşünüyorsanız birlikte okuyabiliriz bunu da. Ve benim seçtiğim 9 tane kitap bu şekildeydi. Umuyorum ki Mart ayında olduğu gibi Mayıs ayında da sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde bunları okuyor olacağım. Daha önce de söylediğim gibi aralarında sizin de ilginizi çeken veya kitaplığınızda olan ama sizin de okumaya ertelediğiniz bir kitap varsa birlikte okumak beni gerçekten çok mutlu edecektir. Bunun gerçekten çok keyifli ve çok fazla verimli olduğunu görmüş oldum Mart ayındaki okuma arkadaşlarım sayesinde. Böyle bir isteğiniz olduğunda bunu yorum olarak belirtmeniz veya Instagram'dan bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Şimdiden birbirinden kıymetli kitaplar okuyacağımız bir Mayıs ayı olmasını diliyorum hepinize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.